Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm. Değerli öğrencilerim, şimdi sizin için 11. sınıfın 9. bölüm bitki konusunu sizin için açıklarım. İlk konumuz 9.1 bitkilerin türü. Biz biliriz, yeryüzünde bitkilerin türü çoktur. Binlerce, yüz binlerce bitkilerin türü var. Tür, vasaylar da çoktur. Bir geniş bir alemdir. Bu nedenle bilim adamları bu bitkileri sınıflandırdılar. Bitkiler alemini sınıflandırırsak göreriz ki bitkilerde var ikiye bölünür. Bitki alemi genellikle ikiye bölünür. Varımızda damarlı bitkiler ve damarsız bitkiler. Damarsız bitkiler, bitki ve varımızda damarlı bitkiler. Bitkiler. Damarsız bitkiler yaklaşık 4 sınıfımız vardır. Ama en önemlisi biz onlardan alarak kara yosun. Kara yosun örnekleri nedir? Yosun. Ama damarlı bitkilere gelersek ikiye bölünür. Varımızdı tohumlular ve ve sporofitler. Sporofitler. Tohumlulara gelersek bu da ikiye bölünür. Çıplak tohumlular ve kapalı tohumlular. Kapalı tohumlular ise ikiye bölünür. Tek çanaklı, çenekli ve çift çenekli bitkiler. Gelirsek bunları açıklarak. Damarsız bitkiler ne demekti? O bitkilerdi. Bitki ihtiyacı suya var, tuzlara var, ta ki fotosentez yapsın. Suyu, tuzu nereden alır? Yerden alır. Ne aracıyla? Kökler. Kök bu suyu ve tuzları emdi. Ama bu tuz su nereye gider? Bu gerekti yeşil bölgelere, dallara ve yapraklara. Orada besin yapılır. Ama burada kim bu suyla tuzları bu yeşil bölgelere taşır? Özel damar var, suyu ve tuzları taşır. Ona da diğerler odun, odun dokusu. Ama bu besin üretildi fotosentez olayında yapraklarda veya yeşil bölgelerde. Şimdi orada kalmaz bu besinler. Gerekli o besinler taşınsın nereye? Taşınsın başka yerlere, depolama yerine ve büyüme yerine. Ama aynı yolla gelmez. Odun onu taşımaz. Gerekti başka bir damar olsun, boru olsun, silindir olsun. Bu madde, üretilen madde fotosentezden uygun yerlerine taşısın. Ona ne diyorlar? Soymuk. Yani burada iki tür damar var bitkilerde. Birisi odun, suyla tuzları yerden, kökten yapraklara taşır, yeşil bölümlerine taşır. İkincisi soymuktu. Soymuk ne yapar? Fotosentezden üretilen maddeler, besin maddeleri, türlü türlü maddeler yeşil bölgelerde, yaprakta ve gövdelerde onu da uygun yerlerine taşır. Damarsız bitkiler. Bu bitkiler o kadar küçüktüler ve küçük de olmasa ama bu şeyleri yoktur. Bu damarların ne odunlar var ve ne soymuklar var. Bu nedenle bu sürekli ihtiyacı suya olur.
Koru yerlerde yaşayabilmez. Korur. Çünkü suyu emer ama ulaşmaz tüm dokularına. Bu nedenle her zaman suların yüzlerinde veya nemli duvarlarda, bazen nemli eski evlerin nemli duvarlarında, bazen su çüp var. Onun çevresinde bakasan bunlar büyürler. Burada örnekimiz var. Tabii bunlar karayosun küçük bitkilerdir. Yeşil renklidir ve bakarsak örnek yosun, bir yosunun iki hayatında iki aşaması var hayat döngüsünde. Birisine gametli aşama, o birisi sporlu aşama. Gametli aşama ise baskındır. Toprak üzerinde büyür ama sporlu aşama ise gametlinin üzerinde büyür. Burada özel yapraklar var. Burada bakarız ki gametli aşama neden bu adı alır? Çünkü gamet üretir. Ama sporlu aşama spor üretir. Gamet üretir, birleşirler, döllenmiş yumurta zigot oluşur. Bir zigot büyür, spor oluşur. Sporlar bölünür, hücre sporları oluşturur, bu spor büyür, o olur gametli aşama. Yani sürekli, ama bu ihtiyaçları var suya, ta ki döllenme ve donlanma olayı, yani eşeğili üremede ihtiyaçları olur. Ta ki spermeler nasıl yumurtaya ulaşır? Su aracıyla. Su olmasa bunlar kururlar. Bu nedenle bunda da, çünkü soymukta gerçek yapraklar yoktu, gerçek köküler yoktu, gerçek gövdeler yoktu. Hepsi ilkel kökü, ilkel yaprak, ilkel gövdeleri vardır. Eğer bakarsak bunların şekilleri çok zaman bu şekilde olacaktı. Böyle basit şekil. O birisiler ise bu sporlu olar. Ama gametlisi olabilir. Çok zaman böyle geniş yaprak şeklindedir. Geniş yaprak şeklinde olur. Gametli ve bu da sporlu bölümüdür. Bu damarsız bitkilerdir. Damarlı bitkilere gelersek, damarlı bitkiler büyük bitkilerdir. Küçük var, küçükler var, büyük de var. Mesela bakarız, hurma ağacıdır. Her bir hurma ağacına kaç uzun ağaçlardı, eğlettilerdi ve çam ağaçlardı. Bunlar hepsi bu şekiller, bu damarlıdır. Damarlı bitkiler karada her bir yerde büyürler. Çünkü neler var? Odun ile soymukları var. Suyu taşır ve besinlerini taşır. Bu da ikiye bölünür. Tohumlular ve sporofitler. Sporofitler, bu bir bitkide hala ihtiyacı var su yakınında olsun. Çünkü o kadar gelişmemiştir. Hacimleri farklıdır. Bazıları santimetre, bazıları 25 metreye kadar. Ona diyorlar ağaçlı sporofitler. Büyük ağaç şeklindedir. Çok insan sanar ki onlar tohumludur. Hayır, bunlar sporludur. Neden bunlara sporofit denir? Çünkü bunlar tohum oluşturmazlar, tohum yerine sporları var. Gelersek bunların vücutları neden oluşur? Bir, ilkel, diğer basit kök. İki, yatay gövde. Üç, yaprak. Yaprak. Bunların yaprakları özel yapraklardı. Şekli yapraklarının görünki bu şekilde olur. Ona diyorlar sporofitlerin yaprakları. Bu şekilde yaprakları olacaktır. Bu yaprakların altında sporlar, spor koruyucular var. Bu
burada abi spor koruyucular var. Burada abi spor koruyucular aracıyla bunlar büyürler. Ama bunlarda da basit odun var, basit soymuklar var maddelerinin ve su tuzla taşımasına. Burada önemli olarak bunlarda hala sulara ihtiyaçları olur. Ama o ne damarsızlar gibi ihtiyaçları çok olur, ne de tohumlular gibi olur. Yani ortam olarak ihtiyaçlar olur. Bu nedenle uzak kuru yerlerde çok yaşayabilmezler, bilmezler. Bu da yapılarıdır. Bu da hayatlar döngüleri iki aşamadan oluşur. Sporlu ve gemitli. Ama burada sporlu baskındı. Gemitli baskın değil. Burada gemitli baskındı. Sporlu gemitli üzerinde büyür. Büyür. Ama burada hayır, gemitli sporlu üzerindedir. Tohumlular. Adından bellidir. Bunlar tohumlar var. Tohumu üretirler. Bu tohumlular ikiye bölünürler. Çıplak tohumlu, yani ne? Bunların çiçekleri yoktur. Tohumları meyve içinde oluşmaz. Tohumları görünür. Bunlar örnek olarak kozaklılar. Kozaklılar. Kozaklılar çam ağacı. Seru ağacı, çama eğlettiler çam ağaçlarıdırlar. Bunların vücutları bu genellikle büyük ağaçlardır. Büyük ağaçlardır. Bakar ki bunlar neden oluşurlar? Kozaklılar, dedik, çıplak tohumlular. Örnek kozaklılar. Bu da birkaç dalları var, birkaç sınıfları var, türleri var. Ama en önemli olan, bize yakın olan kozaklılardı. Kozaklıların vücudu neden oluşur? Kökleri güçlü. Kök. İki, büyük. Gövde. Üç, yaprak. Yapraklar. Yaprakları iki türümüz var. Biri iğne yaprak, öbürü pül yaprak. Pül şeklinde yaprak. İğne ve pül şeklinde yaprak. Bundan başka bunlarda kozaklar var. Bunlar içinde kozaklarımız var. Dördüncü bölümleri kozaklar. Kozak. Kozak ikiye bölünür. Varımız da dişi, varımız da erkek. Dişi hacmi büyük. Ama erkek hacmi küçük. Bu yumurta sadece dişi kozak büyük hacimlidir. Sadece bir yumurta kapsar. Ama erkek küçük hacimlidir. Binlerce, milyonlarca neler polenleri taşır. Bu nedenle çiftleşme zamanı, yani ilk bahar mevsiminde erkeklerde bu şeyler, tohumlar, yani de polenler büyür, gelişir. O zaman yayılır ve yel aracıyla, rüzgar aracıyla bu polenler yumurtaya ulaşır. O zaman döllenme olayı oluşur ve eşeğli yöntemle çoğalırlar. Ve bunlar o bitkilerdi ki her zaman yeşildiler. Her zaman, yani sürekli yeşil olan bitkilerdi ve yaprakları her zaman yeşildir. Bu çıplak tohumlulardı. Ama gelersek kapalı tohumlular, buna neden kapalı tohum denir? Çünkü tohumları meyve içinde oluşur.
Yani bunların çiçekleri var, çiçekli bitkilerdi. Çiçekli bitkiler, çiçekler, çiçek içinde yumurta, yumurtalık var, yumurtalık içinde yumurta. O yumurta dönüşür tohuma. O tohum olur, yani dönüşür tohuma, o zaman kapalıdı. Mesela portakal, elma, nar, bunlar şeftali, erik, bunların hepsi tohumları meyve içindedir. Gözle görülmezler. Gözle görülür ama saklanmışlar. Ama bunların hayır, bunlar gözün önündedirler, görülürler, çıplaklar. Bu nedenle buna çıplak denir, buna kapalı denirler. Kapalı ikiye bölünür. Tek çenekli, çift çenekli. Tek çenekli buğday, arpa, pirinç ve mısır. Ama çift çenekliler, baklalıklar, her bir çevremizde gördüğümüz bunlar çift çeneklilerdir. Ve tek çeneklilerin her zaman yaprakları uzun olur. Uzun olur ve yapraklarının içinde damarlar paralel şeklindedirler. Ama çift çeneklilerin yaprakları enli olur. Özellikle yaprak ayası enli de geniştir ve içindeki damarlar ah şeklindedir, net şeklindedir, birbirine girmiştir, o şekildedir. Ve tohumları tek çenektir, yani tohumları çok zaman bu şekildedir. Ama bunun tohumu çok zaman bu şekildedir. Bu çift çenek, tek çenek. Bunun yaprakları gördüğümüz gibi bu şekilde ve bunlar da paralel şeklindedir, damarlar. Ama bu mesela portakalın böyle geniştir. Ha, böyle ve veya mesela üzüm ağacının yaprakları bu şekildedir. Bu bugünün konumuz. Sonra neye geliriz? Burada geliriz bitkilerin şeylerine, hücrelerine. Bu 9.1. Şimdi 9.2'ye geliriz. Dokuz, iki, bitki, hücreleri. Biz biliriz her zaman, her canlı, büyük, küçük birimlerin birleşmesiyle oluşur. Her canlının vücudu kerpiçleri var. O kerpiçlere ne deniriz? Hücre. Hücre tüm canlıların yapma ve görev birimidir. Yani bir taraftan bu canlılar yapar, diğer taraftan canlıların görevini yapar. Mesela şimdi biz, ben solunum yapıram, konuşuram. Temelde benim hücrelerim bu olayı yapırlar. Sonra birleşirler, dokular oluştururlar. Biz bunu her bir yerde almışız. Hücre birleşir, olur doku. Doku birleşir, olur organ. Organ birleşir, olur sistem. Sistem birleşir, olur canlı. An yüksek canlıdır, an küçük hücredir. Bunlar bir. Şimdi bitki de canlıdır. Canlı olduğu için tamam, çok vücutlar çok hücreden oluşur. Bakar, bunların vücutlarındaki hücrelerin türleri, kaç türümüz var. Burada görülmüş genellikle bitkilerin vücudunda 3 tür hücre bulunur. 3 tür hücre bulunur. Birinci parenkima, ikinci kolenkima, 3 sklerenkima. 3 tür hücre
bitkinin vücudunu oluşturur. Parenkimaya bakarsak, parenkima diyebilir bitkinin vücudunun temelidir. Tüm hücrelerini oluşturur. Sık sıktı hücreleri içinde boşluk bulunur. Bunun görevi yani ara boşluklar yoktur. Yani her zaman hücreleri bir şekildedir. Bu şekilde ve bunların duvarları canlıdırlar. Duvarları ilkel duvardır. Yani selülozdan oluşur. Ve içinde çekirdek bulunur, sitoplazma bulunur. Yani parenkima dokusunun özellikleri nedir? Hücreler sık sık birbiri yanında, aralarında ara boşluk yoktur. Ve canlı hücrelerdir. Duvarları ilkel duvarlardır. Hücrenin duvarı ilkel duvarlardır. İçinde küçük boşluklar bulunur. Bunun görevi nedir? Bir olabilir depolama, bazen maddeleri depolar. Yeşil bölümlerde, bitkilerinde bulunan da ne var? Kloroplast, yani yeşil plastik içerir. O yeşil plastik ne yapar bunda? Yani fotosentez olayını yapar. Yani depolama, fotosentez. Bazen mesela şeyde bulunur, kökte bulunduğu zaman çıkıntıları çıkar. Kökün, yüzeyin alanını genişlendirir. Emmeye yardımcı olur. Yani bunun türlü görevi var ve canlı hücrelerdir. Ve bitkinin tüm bölümlerinde bulunur. Yaprakta, gövdede, kökte, her bir yerlerinde bulunur. Kolenkime. Kolenkime ve bunların şekli düzenlidir. Kolenkime diyebilirlik düzensiz bir şekilde hücreleri. Duvarı kalınlaşıp ama düzensiz kalınlaşma. Yani göşeleri kalınlaşıp ama başka yerleri kalınlaşmıyor. Bunlar önceden canlıdı, sonra gelişmeden sonra ölürler. Görevleri nedir? Destek olur bitkinin bölümlerine ve aynı zamanda yani eğer şekillerini yaparsak mesela bu şekilde iseler bu göşeler kalınlaşır. Bu göşeler kalınlaşır. Kalınlaştı. Böyle bunlar kalınlaşırlar duvarları. Ama başka duvarları incedirler. İlkel duvarlar. Yani sonları, bunların köşeleri ikinci duvarlardı. Bunun görevi nedir? Destek olmak ve maddeleri depolamak. Çünkü ölenler gelişmeden sonra hücre içinde boşluk bulunur. Büyük olur boşluk. O zaman maddeleri depolar. Su olarak üretilmiş, fotosentezden üretilmiş maddeler olarak bunlar içinde depolanır. Sklerenkima. Bunların bu ikisinin duvarı selülozdan oluşur. Ama sklerenkima hücreler iki türdü. Bazıları uzundu, bazıları enisinedi. Ama duvarları kalınlaşıp, yani hem ilkel duvarlar var, hem ikincil duvarlar var. Hem selülozdan oluşur, hem ligninden oluşur. Bu nedenle hücreleri ölüdür. Bir ikisinin hücresi canlıdır. Bu gelişmeden sonra hücresi ölür. Ama bunun hücresi hayır. Bunun hücresi önceden yani hemen ikinci duvar yapılanda bu ölür hücreleri. İçinde büyük bir boşluk var. Bunun da görevi nedir? Destek. Destek olur bitkilere. Mesela bazen biz bir kağıt elde tutarak durmaz. Ama sence bir ot, ince bir ot elde tut dik durarak. Kim bunu yaptı? Sklerenkima dokusu. Sklerenkima dokusu böyle yapacaktır ki bu bitkilerin sert durması. Yaprakları görür ne kadar inceydi, ne kadar kalınlığı azdı ama dik durmuşlar. Kim buna yardımcı olur? Yapraklar yok. Ama böyle otların
dik durması, yeryüzünde bu sikların kiman, çünkü duvarları kalınlaşıptı, şekilleri de olabilir, bu şekil olur. Kalınlaşıp içinde boşluk var. Bazıları ise uzun şekildedir. Böyle uzun şeklinde oluşur. Tamam. Bu